kara kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Lan oğlum o kazak ne lan? Yılbaşı geçeli bir hafta oldu, sen hala yılbaşı kafasındasın. Tam bir deniyorsun lan Behzat. Niye öyle diyorsun ya desin abi? Bu kazak annemin bana hediyesi. Ve ben bu kazağı zaten yılbaşı gecesi saat 12'de hediye olarak aldım. Bunu ne zaman giyinebilirim ben başka? Bu arada bahse girerim, sizin evde hala yılbaşı ağacı duruyordu ha? Değil mi lan? Beyler şuraya bakın. O sırada o üçümüzün mala bağladığı anda yaşamımızda ciddi bir eksik olduğunun farkına vardığımıza yemin edebilirdim. Ya bu ne biçim yaşam ya? Ne kız arkadaşımız var ne de özel gücümüz. Ben sana bu konuda katılmıyorum. En azından ben kendimi istediğim yere ışınlayabiliyorum. Aa doğru unutmuşum. Senin öyle bir özelliğin vardı. Evet ama peki ya biz? Yaşadığımız yaşamın senaryosuna bak. Olacak iş mi bu desen abi? En iyisi sen kendi adına konuş Behzat. Şu an ben kısa kafasının bu bölümünde gösterilen alt bant reklamını görüyorum. Bu bölümdeki alt bant reklamı mı görüyorsun? Bu süpermiş. Ne diyorsun sen desen abi? Dediklerinden hiçbir şey anlamadım. Alt bant reklam ne oluyor ki? Alt bant reklamı genelde televizyonlarda programları izlerken ekranın alt kısmında zaman zaman çıkan reklamlara denir Behzat abi. Ve bunlar aslında transparan videolardır Behzat abi. Transparan video mu? O ne ki? Nasıl oluyor? Sanırım işte bu da bu bölümün konusu oluyor. Şu şansa bak. Bir tek benim özel yeteneğim yok. Şu tren artık gelse de gitsek. Benim moralim çok bozuldu şu an. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde Adobe Premiere programı ile nasıl transparan video yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Aslında etrafı yeşil olan objeleri Ultra Key efekti kullanıp arka planlarındaki yeşil renkten kurtulup arka planları şeffaf hale getirip gerek platogonda gerekse videolarda nasıl kullanabileceğimizden daha önce bahsetmiştik. Tüm bunları hep Premiere'in sekansı içerisinde rahatlıkla yapabiliyorduk. Peki bu transparan haline getirdiğimiz videoları Premiere dışında programda kullanmak istersek o zaman ne yapacağız? Yani örnek olarak buradaki zombiye arka planını transparan yapıp bir sunum dosyası olan PowerPoint slide'ında kullanmak istesek o zaman arka planından kurtulduğumuz zombiyi bu halde export edersek ve eğer birazdan bahsedeceğimiz tekniği bilmiyorsak Premiere'den arka planından kurtulduğumuz zombimiz bu sefer de arka planı siyah renk içerisinde bir video halinde karşımıza çıkacaktır. Eğer birazdan bahsedeceğimiz tekniği kullanmasaydık skecimizde izlediğimiz alt bant reklamı da siyah arka planıyla desen ve arkadaşların önünü kapatacaktı. Şimdi bu siyah arka plan olmaması için yapılacak işlem çok basit. Arkasını transparan hale getireceğiniz videonun alt video katmanında bir şey olmadığından emin olduktan sonra videomuzu Export Media seçeneğini seçerek export işlemine giden ilk pencereyi açıyoruz. Bu pencerede format olarak QuickTime seçeneğini seçiyoruz ve daha sonra aşağıda video bölümünün altında video codec olarak animation seçeneğini seçtiğimizde bu kodek videomuzun transparan olmasını sağlayacak seçenek oluyor. Çünkü bu kodeğin altında çözünürlük ve saniyede kare hızlarını isteğimize göre ayarladıktan sonra ki skecimizdeki gibi bir alt bant reklam yapmayı planlıyorsanız height ve width özelliklerini 1920'ye 212 olarak ayarlayabilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimizde Render at Maximum Depth seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Ve hemen onun altında ikinci dikkat edilmesi gereken depth değeri için 8 artı alfa seçeneğini seçmek. Bu seçenek videomuzun transparan hale gelmesini sağlayacaktır. Yine export almadan önce Use Maximum Render Quality seçeneğin yanındaki kutucuğu işaretleyip son olarak da export seçeneğini seçip
transparan videonuzun çıktısını alabilirsiniz. İşte bundan sonra bu transparan videoyu isterseniz sunum dosyanızdaki slayta ekleyebilirsiniz. Bu transparan video işlemini Premiere'de içerisinde daha önceden hakkında bölüm yayınladığımız lower third'ler için de kullanabilirsiniz. Yani her zaman dediğimiz gibi bu tekniği de nerede kullanabileceğiniz hayal gücünüzle sınırlı. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.